Babası Bursa amatör futbol dünyasının en ikonik isimlerinden biriydi. Kendisi için zamanında sıska, yetersiz, gelişime kapalı yorumları yapılırken şimdilerde ise telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atar deniyor. Kendisi Bursa Spor Vakıfköy tesislerinin Türk futboluna yeni armağanı. Evet, bugün size Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacı'yı anlatacağız. Gelin o halde hiç vakit kaybetmeden bu genç oyuncunun futbolculuğuna ve futbolcu olma hikayesine hep birlikte bakalım. Hikayesinden önce Burak Kapacı'nın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burak'ın en fazla göze çarpan özelliği hızı ve çabukluğu. Topla ve topsuz olarak çok hızlı hareket edebilen bir futbolcu olmasının yanında çok çabuk düşünebilen ve çok çabuk adam eksiltebilen bir futbolcu. Eskilerin telefon kulübesinde bile çalım atar diye tabir ettiği cinsten bir adam eksiltme özelliği var. Defans oyuncuları için tutulması ve kontrol edilebilmesi gerçekten zor oyunculardan biri. Şutları sert bir futbolcu değil. Genelde son vuruş tercihini ayak içi plaseleriyle deniyor kendisi. Tabi bunların hepsini Bursaspor'da başarılı bir şekilde yapıyordu. Burak şimdi Fenerbahçe'de aynı şekilde üstüne koyarak ilerlemesi gerekiyor. Geçelim o halde şimdi Burak'ın hikayesine. Burak Kapacak 8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Rizeli bir anne ve Karslı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Erdal Kapacak Bursa amatör futbolunun efsane forvetlerinden biri. 20 yıldan fazla Bursa'da amatörlüklerde top koşturmuş. Hatta edindiğim bir bilgiye göre Erdal Kapacak, Bursa amatör futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu. Ve şöyle bir ilginç bilgi daha var Erdal Kapacak'la ilgili. Kapacak futbolu bıraktığında kendisi için amatör futbolcularda çok ender görülebilecek bir olay yaşamış ve onun için büyük bir jübile düzenlenmiş. Ben başka bir örneği var mıdır bilmiyorum. Hani bir amatör futbolcu için jübile düzenlendiğini ben daha önce duymadım. Yani Burak'ın babası Erdal Kapacak gerçekten zamanında yetenekli futbolculardan biriymiş ve bu yeteneklerini belli ki oğluna aktarmış. Yani futbolculuk Burak'ın genlerinde var dersek yanlış olmaz. Burak her çocuk gibi futbola kendi evinin sokağında, kendi evinin önünde başlamış bir çocuk. Bir gün babasını halı sahada izlemek için peşine takılıyor. Maç bittiğinde sahaya girip top sektirmeye başlıyor ve orada bulunan Tuna Gençlik Spor antrenörlerinden Cemil Aydın'ın dikkatini çekiyor. Cemil Aydın, babası Erdal Kapacak'tan Burak'ın Tuna Gençlik Spor'un altyapısında oynaması için istekte bulunuyor. Babası Erdal Kapacak bu isteği kabul ediyor ve Burak ilk kulübü olan Tuna Gençlik Spor'un altyapısına 4 Nisan 2012 tarihinde giriyor. Tuna Gençlik Spor'da tam 5 ay top koşturuyor Burak ve buradan sonra 6 Eylül 2012 tarihinde Altın Saban Spor'un altyapısına transfer oldu. Burak Kapacak 2 yıl Altın Saban Spor'da top koşturdu. Burada oynadığı futbolla Bursa Sporlu yetkililerin dikkatini çeken Burak 11 Eylül 2014 tarihinde Bursa Spor altyapısına transfer oldu. Bursa Spor'un altyapısına ilk girdiği zamanlarda bazı hocaları onun için kuşkuluydu. Onun için sıska ve yetersiz gibi bir takım yorumlar yapan antrenörler olmuş. Hatta başka amatör takıma kiralık gitsin, oynasın, sonra tekrar kulübe çağrılsın diye öneri bile sunulmuş. Bu yaşananlar tabi Burak ve Kapacak ailesini üzmüştü ama Burak çabuk toparlandı ve yeteneklerini göstermesi uzun sürmedi. Altyapıya 14,5 yaşında girmesine rağmen direkt U16 yaş takımı için oynamaya başladı. O dönem U17 milli takımına seçilerek Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba'nın dikkatini çeken Burak, milli takım dönüşü deneyimli teknik adam tarafından Bursaspor'un Afyon kampına davet edildi. Aybaba ilk denemesinde Burak için "bu çocuğun ayakları çok çabuk, bundan yararlanırız" şeklinde görüş belirtti. Başarılı bir altyapı kariyerinin ardından 4 Nisan 2018'de Bursaspor'da profesyonel sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonunun son maçında Gençler Birliği karşısında ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Burak Kapacak asıl büyük patlamayı geçen sezon yaptı. Çıktığı 34 maçta 7 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu Burak ve Süper Lig'in bütün büyük takımlarının dikkatini çekti. Bursaspor kariyerinde toplam 78 maça çıkan Burak toplam 7 gol ve 15 asist kaydetti. Ve Burak Kapacak şimdi 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. Şimdi onun için yeni bir hikaye yazma zamanı. Umarız futbol hayatında çok başarılı olur ve hem ülke futboluna, hem ülke sporuna hem de milli takımımıza uzun yıllar hizmet eder. Ve yine umarız ki kendinden sonra gelen nesillere örnek bir futbol hayatı ve bir spor hayatı olur. Burak'ın hikayesinin sonuna geldik. Biz yeni hikayeler ve yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.